Merhaba arkadaşlar, ben size bugün elma iç kurdundan bahsedeceğim. Bu zararlımızın ismi elma iç kurdu ama sadece elmada gözükmüyor arkadaşlar. Diğer başka meyvelerde de gözükebiliyor. Örneğin armut, ayva, ceviz, erik, kayısı, şeftali gibi meyvelerde de gözükebilen bir zararlı. Kurçuğumuzun rengi kahverengi gri gibi, böyle beyazımsı bir rengi var arkadaşlar. Ben size başka videolar da çektim. Bu videonun devamında onlar da göreceksiniz kurçukları. Bunlar meyvelerin içine giriyorlar. Bir de ayrılan bir özelliği de bu kurçuğun. Eğer meyvenin çekirdeği daha böyle tam sertleşmemişse o merkeze giriyorlar. Orayı yiyorlar. Genelde meyvelerin şu alt tarafından giriyorlar arkadaşlar. Ya da yanlardaki deliklerden. Bu delik kurt deliği değil. Meyvenin kendi şeyi. Bu şekilde girerekten meyvenin içine zarar veriyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar kurçuklarımız kışı da bu ağaçlarımızın yarıklarında, şuralarda, kabukların alt taraflarında geçiriyorlar. Ben size daha sonra devamındaki videoda o da var. O şekilde bulduğumuz kurçuklar var. Kozanın içine girmişler. Havalar çünkü serinledi. Orada geçirecekler. Daha sonra da bunlar Mayıs ortası gibi kelebek olarak çıkıyorlar. Ve kısa sürede 20 ile 80 arası yumurta yaparak taze meyve tomurcuklarına tekrardan yumurtalarını bırakıyorlar arkadaşlar. Bu yumurtalardan 2 hafta sonra da kurçuklar çıkaraktan meyvelere giriyorlar. Yani Mayıs ortası önemli alacağımız tedbirler için. Bunlar da 3-4 hafta meyvelerde kaldıktan sonra meyveden ayrılıyorlar. Tekrardan ağaca gelerekten ağacın bu yarıklarına yerleşiyorlar. Yani bu yerleşmeden sonra eğer zaman varsa tekrar kozadan çıkıp tekrardan yayılma gösterebiliyorlar arkadaşlar. İki kere çoğalma imkanları olabiliyor. Hava soğuksa, yani 10 derecenin altında ise yumurtalar gelişemiyor. Orada kalıyorlar tekrardan. Elmayı keserseniz kurçuğun açtığı deliği görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi deneyelim, biz bir tane elma bulalım o şekilde. Şurada sanki gördüm ben bir tane. Şunu bir alalım. Evet. Görüyoruz. Buradan açılmış bir şekilde. Bir de dezavantajı şurada oluyor arkadaşlar. Bunların açtığı deliklerden mantar da varsa mantarlar da giriyor. Bu depo hastalığı gibi, mumya depo hastalığı dediğimiz hastalıklar da yayılabiliyor. Bu şekilde bir dezavantajı da var. Evet arkadaşlar, buradan elmamızı keseceğiz. Kurtçuğun açtığı deliği göreceğiz. Bu şekilde bir zarara uğramış elmamızı tabii ki depolama imkanımız olmuyor arkadaşlar. Yani bunu temizleyip kullanabiliriz hızlı bir şekilde. O şekilde hareket etmemiz lazım. Yani bunu yiyebiliriz temizledikten sonra. Görüyorsunuz. Buradan girmiş buraya. Burayı da terk etmiş zaten. Kışı geçirmek için tekrardan ağaç gövdesine veya yerdeki kalıntılara dönmüş arkadaşlar. Burada başka bir hastalık daha başlangıcı var. Mantar hastalığı. Depo mumya dediğimiz. Bu deliklerden o hastalıklar da sonra girip burada yayılıyorlar. Bu zararlıdan korunmak için değişik yollar var arkadaşlar. Tuzaklar kuruluyor. Bu tuzakları ağaçlara değil de 3 metre kadar yan taraflarına koyuyoruz.
Bu tuzaklardaki koku elma iç kurdunun erkek kelebeği çekiyor ve bu şekilde yaparaktan yumurta yapılması engelleniyor arkadaşlar. Ve bayağı bir azaltıyor. %100 tabii ki yok edilmiyor. Ama azalma oluyor. Doğal koruma yöntemlerinden birisi. İkincisi kartonla koruma yöntemi arkadaşlar. Bu da çok basit. Zehirsiz bir yöntem. Bunu da göstereceğim size. Bu koruma yöntemlerinden birisi de karton demiştik arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kartonlardan alıyoruz. Kullanmış kartonlar. Yalnız bunları keserken dikkat edin. Şu kenarlarını ben maket bıçağıyla kestim. Ve buralar çok keskin oluyor. Burayı tekrar maket bıçağının arka tarafıyla sürterseniz, çünkü jilet gibi keskin oluyor. Elinizi kesmeyin. Bunu ağacın gövdesine sarıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 30 santimden birazcık fazla. Neden böyle yapıyoruz? Bu çıkan kurçuklar daha sonra şu deliklere giriyorlar arkadaşlar. Buralara yuva yapıyorlar. Aralara giriyorlar. Bunu ağacın gövdesine sararaktan meyvelerden çıkan kurçukların buraya girmesini sağlıyoruz. Belli bir miktar azalmasını sağlıyor bu. Bunu iki kere yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü iki kere çoğalma yaptığı için iki kere yapacağız. İlk yapmamız Haziran-Temmuz gibi ağacın gövdesine saracağız. Oradan kontrol edeceğiz daha sonra. İçindekiler varsa onları imha edeceğiz. İkinci ise bu daha sonra koyacağız. Onu da Ocak ayı gibi bunun ağacın gövdesinden çıkartacağız. Bunu da yapalım. Ağacın gövdesine saracağız tel vasıtasıyla. Şuraya görüyorsunuz. Buraya böyle saracağız bunu. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gövdesine sarıyoruz. Telle tutturuyoruz. Bu aralara kurçuklar giriyor, yuva yapıyor. Bunu kontrol ediyoruz. Daha sonra bunu söküyoruz. Bunları ne zaman yerleştiriyoruz? İki kere yapacağız bunu. Bu kartonu arkadaşlar Mayıs'tan itibaren yerleştirin. Çünkü Mayıs'tan itibaren yumurtalar falan bırakılıyor. Mayıs'tan itibaren yerleştiriyoruz. Onu da Haziran-Temmuz gibi çıkartıyoruz. Tabii kontrol edin ara ara çoksa. Daha erken çıkartın. Tekrar karton sarın. Bir de Temmuz'dan itibaren yerleştirin arkadaşlar buraya. Tekrar kontrol edin. En geç Ocak gibi bunu çıkarmanız lazım. Çıkartıp imha ediyorsunuz. Tekrar şey yapabilirsiniz. Sayısını azaltıyor bunlar. Buralara giriyorlar. Dediğim gibi yuva yapıyorlar. Ağacın gövdesine bir zararı olmuyor bu şeylerin. Elma iç kurdunun. Yalnızca elmalara zararı var, meyvelere. İkinci doğal yöntemimiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu yarıklarda yuvalandıkları için bu ocak gibi bu kartonumuzu çıkarttığımız zaman veyahut da Ağustos gibi de yapabiliriz. Buradaki yarıkları temizlememiz lazım arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir fırçayla ağacın gövdesine zarar vermeyeceksiniz tabii ki. Yoksa başka hastalıklar da kapabilir. Yaralarsınız buraları. Bu yarıkları, bu kabukları temizlemeniz lazım. Bu şekilde temizleyerekten üzerinde yosunlar falan da oluyor. Bu şekilde aralarda yaşamalarını engellersiniz arkadaşlar. Canlının. Bazen böyle kabuklar oluyor. Onların arasına daha çok giriyorlar. O kabukları da kaldırırsınız. Bu şekilde yuva yapamazlar yani. Bu şekilde de yapabiliriz. Ayrıca kurtların girdiği meyveleri de uzaklaştırıyoruz arkadaşlar. Bu kuşlar da arkadaşlar kurçukları yiyor. Onları bayağı bir azaltıyorlar. Zaten bu çıkan kurçuklar hava şartlarında rüzgardır, şeydir. 4 ile 8 saat arasında meyveye ulaşması lazım. O arada da bayağı telef olan da oluyor. Sayıları azalıyor. Kuşlar da yiyor. Bu
ince belli arılar var. Bunlar da yumurtalarını üzerlerine bırakıyorlar bu kurçukların. Bu şekilde de sayıları bayağı bir azalmış oluyor. Bu kuşların da önemi var. O yüzden kuşların da değerini bilin. Böyle bahçenize kuşların yiyeceği böğürtlenler gibi meyvelerini yediği şeylerin olmasına önem verin. Bu şekilde kurçuklar da yiyeceklerdir geldikleri zamanlar. Bir doğal mücadele yöntemi daha var arkadaşlar. Bu virüsler var. Bunlar arılara, diğer böceklere zararsız. Onları suya karıştırıyorsunuz. Tabii ki bunu tam bulmanız lazım. Kurçukların çıktığı zaman onların o bölgelere sıkıyorsunuz ve onların ölmesini neden oluyorlar. Ama bu biraz profesyonelce bir şey. Bizim yapacağımız, bu şekilde yaparsak bayağı bir engellemiş oluruz anlattığım şekilde. Kelebeğimiz de bu arkadaşlar. Elma iç kurdu kelebeği. Küçük bir şey. Fazla resimde büyük gözüküyor ama bu kadar büyük değil, küçük. Bu yumurtalarını bırakıyor. Zararlımız, dediğim gibi arkadaşlar, ben buraya çizdim. Kışın bu ağacın gövdesindeki yarıklarda geçiriyor. Daha sonra ilkbaharda çıkıyor ve kelebek oluyor. Birinci nesil olaraktan da. Daha sonra Mayıs'tan itibaren de yumurtalarını bırakıyor. Daha sonra buradan çıkan kurçuklar meyveleri yiyorlar. Tekrar Temmuz gibi onlar meyveleri terk ediyorlar. Gene ağacın gövdesine yerleşiyorlar. Veyahut da zaman varsa tekrar ikinci nesil olaraktan da kelebek oluyorlar. Bu şekilde hayatını sürdürüyor. Bazen ağacın gövdesinden hariç yerdeki kalan artıkların içinde de yaşıyorlar arkadaşlar. Yani bu kartonumuzu, dediğim gibi, ilkbahar gibi yerleştirin. Daha sonra bu Haziran Temmuz'a kadar kalabilir. Tabi arada kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Haftada bir, 2 haftada bir, içinde fazla bir şeyler varsa kartonu yok ediyorsunuz. Tekrar yeni karton yapıyorsunuz. Daha sonra da Temmuz'dan itibaren tekrar ikincisini yerleştirin arkadaşlar. Gene kontrol edin. Birkaç haftaya bir. En geç bu kartonumuzu da Ocak gibi çıkartacağız arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra Ocak gibi tedbir olaraktan da bu araları fırçalayaraktan veyahut da metal bir şeyle temizleyecekseniz zarar vermeden bu araları temizleyin. Çünkü aralarda kozaları oluyor. Bu şekilde de sayısını bayağı bir azaltmış olursunuz arkadaşlar. Ve hastalıklı, tabii ki, kurtlu meyveleri de uzaklaştırıyoruz. Öyle yaparsak zehir atmadan da bu zararlıyla mücadele etmiş oluruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, kabuğun altına girmiş. Bu kışı geçirmek için, havada soğuk olduğu için tekrar çıkmayacak. Bu elma iç kurdu arkadaşlar. Hani elma kurdu deriz ya, işte bunlar. Şurada var. Zaten bunlar bu şekilde geçiriyorlar. Bu ağaçta da var zaten çok. Tek elmada olmuyor ama ismi öyle. Birçok meyve cinsinde olabiliyor. Görüyorsunuz, burada kendisine tam kabuğun alt tarafında buralara saklanıyorlar zaten, yarıklara.
O yüzden burayı temizleyeceğiz. Bu ağaçta çünkü çok oluyor. Kabukları ağaca zarar vermeden temizleyeceğiz arkadaşlar. Bundan altında şey yapıyorlar. Elma iç kurdu dediğimiz şey. Şu şekilde. Buradan çıktı. Burada kışı geçirecek. Daha sonra da çıkacak. Elmalarda bayağı bir varlar. O yüzden doğal mücadele olaraktan bu elman veya diğer meyve ağaçlarının şu aralarını güzelce ne zarar vermeden kabukları temizliyoruz arkadaşlar. Bunlar kurumuş zaten, böyle şey olmuş, canlılığını yitirmiş. Bunları temizleyeceğiz bu şekilde. De seneye daha az olsun diye, sayısını azaltmak için herhangi bir şey uygulamıyoruz arkadaşlar. Zehirdir, şudur budur.